Biraz benim bilgisayarım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Cümleten hoş geldiniz. 5 Eylül 2024 Perşembe akşamı. Bu akşam bizlerle Profesör Doktor Şakir Gözütok hocam birlikteler ve Resulullah döneminde Kadın ve Kadın Eğitimi adlı makalemizi işleyeceğiz inşallah. Platformumuzu yeni katılanlar olursa diye usulen öncelikle tanıtmak istiyorum. Biz 18 şu an Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görevli Muhammed Alican hocamızın önderliğinde kurulmuş öğrenci topluluğuyuz. 2022 yılından beri faaliyet gösteriyoruz ama din eğitimi grubu olarak 2023 Temmuz ayında Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamızla başladık. Elhamdülillah bir seneyi bitirdik. Şimdi 2024-2025 sezonunun ilk programında sizlerle birlikteyiz. Ben Avzu Kutsiye Kara. 4 çocuk annesiyim. Örgün Radyo Televizyon bitirdim. Daha sonra kamu lisansı, daha sonra Sakarya İlahiyatı. Şu an Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Felsefe bölümünde yüksek lisansımın tezine geçtim çok şükür. Elimden geldiği kadar da bu platformda olmaya çalışıyorum. Şimdi ben sözü Şakir Gözüm'e vereceğim inşallah. Dilerse kendisi bize kendisini tanıtsın. Ama derse ki beni yorma sen anlat. Ben de anlatırım. Programımıza yeni katılanlar için mümkün olduğu kadar 3'e ayıracağız programı. İlkinde hocamızdan neden bu makaleyi tercih ettiğini dinleyeceğiz. Daha sonrasında sizlerden gelen sorularla devam edeceğiz soru cevap şeklinde. En sonunda hocamızın kıymetli tavsiyeleriyle programımıza inşallah Allah nasip ederse şimdilik virgül koyup diğer programlar için devam edeceğiz. Buyurun hocam, söz sizde. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Hoş bulduk, sağ olun. Başınız var olsun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselam ala Resulillah. Bizi burada ilim meclisinde bir araya getiren Allah hamdü senalar olsun. Esselatu vesselam, Allah'ın kelamına mecra, bir çift kutsi dudağın sahibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona bağlanan bütün iyi insanların üzerine olsun inşallah. Şimdi bu yeni sezonu herhalde bu programla açıyoruz. Bu sezonu hepimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. İnşallah daha güzel çalışmalara zemin hazırlar, vesile olur ve de meyvesi de olur inşallah diye dua ediyorum. Şimdi bu makaleyi niye yazdığıma gelince, şimdi ben dört kız çocuğu babasıyım. Bu açıdan şanslıyım. Tabii bizim çocukların okula başlayacağı dönemde belki çok yüksek sesle itirazlar olmuyordu ama homurdanmalar vardı. Yani bir ilahiyatçının kızı da okul okur mu falan diye. Çünkü bizim toplumda genelde kızların okuması uygun değildi. Bizim hangi İslami esere bakarsanız bakınız zaten caiz değildir. Modern kitapları kastetmiyorum. Klasik eserlerimizi kastediyorum. Oralarda zaten kızların okuması caiz değildi. Bu yüzden acaba Kur'an ve sünnet bu konuda ne diyor diye merak ettim. Bir çalışma başlattım. Ve neticede bu çalışmamı Kadınlara da Farzdır diye bir kitap olarak yayınladım. Çorum'da da beni davet etmişlerdi bir sempozyuma. Bu konuyu anlatmam üzere. Onun için Resulullah Aleyhisselam döneminde kadın eğitimi diye bir bildiri sundum orada. Sonra Yıldız Kızıl Abdullah hocamız Ankara İlahiyat'tan, o da bir gün beni aradı. Dedi ki hocam, biz kadınlarla ilgili müstakil bir dergi sayısı çıkaracağız. Sizin de mutlaka bu konuyu yazmanız lazım. Dedim ki ben bu konuda çok yazdım, çok da sohbet ettim. Yani kendimi tekrar edeceğim. Dedi ki hocam olsun, yine de makaleniz bulunsun bizde. Bu makaleyi de Yıldız Hanım'ın daveti ve isteği üzerine yazdım. İnşallah istifade eden çok olmuştu. Ben bugün baktım makaleye. 10.000'in üzerinde indirme olmuş, indirilmiş makale. 5.000'e yakın da okuyan olmuş.
Fena bir rakam değil dedim. İnsanlar bakabilmişler bunu. Umarım buraya katılan arkadaşlarımızın da hepsi makaleye göz atma fırsatı bulmuşlardır diye düşünüyorum. Şimdi kadın konusu çok önemli. Dünya var olduğu günden bugüne kadın nüfusu daima erkeklerden fazla olmuştur. Türkiye'de son dönemlerde biraz erkek nüfusu kadınların önüne geçti. Dünyada erkeklerin nüfusunun fazla olduğu ülke sayısı zannedersem 4 tanedir. Yani eskiden 3'tü, biz öne geçince 4 olduk. Çünkü uzun yıllardır elhamdülillah ülkemizde savaş olmuyor. Bu yüzden erkeklerin sayısı artıyor. Kadını ihmal ettiğiniz zaman aslında bütün insanlığı ihmal etmiş olursunuz. Ben Rabbim nasip etti. 5 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Şunu fark ettim. Çocuk babası Allame-i Cihan bile olsa onu fark etmiyorsunuz çocukta. Ama annesi okumuş veya annesi okumamış ama irfan sahibi biri ise anında onu çocukta görebiliyorsunuz. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni annesidir. O yüzden diyorum, kadınları ihmal etmek aslında bütün insanlığı ihmal etmek manasına gelir. Şimdi ortaokuldayken bir okuma parçası vardı bizde. Görmek ve bakmak diye aslında baktığımız çoğu şeyi göremediğimizi ifade ediyordu yazı. Şimdi biz genelde mesela tarihte veya günümüzde çoğu olaya bakarız. Esas olayın müsebbibi olan esas önemli parçasını görmezden geliriz, göremeyiz. Mesela Mısır'da dünyanın 7 harikasından biri olan piramitleri görürüz. Onun bütün cesametine hayranlıkla bakarız. Ama 2500 küsur yıldır piramitleri yıkılmadan ayakta tutan şeyin, piramitlerin dibindeki 1 santimetre kum temel olduğunu göremeyiz. Halbuki o kum temel olmazsa, 1 santimetre kum temel olmazsa, o piramitler ayakta duramazlar. Hepimiz piramitleri görürüz ama 1 santimetrelik kum temeli görmeyiz. Veya biz Hindistan gibi büyük bir ülkeden bahsederiz. Ama Hindistan'ı meydana getiren şeyi Mahatma Gandhi'nin bir tren seyahati esnasında bir İngiliz kondöktörden yediği tokat olduğunu bilmeyiz. Eğer Mahatma Gandhi o tokatı yemezse pasif direnişi başlatmayacak. O pasif direniş olmazsa Hindistan olmayacaktı. Onun için oradan hareketle diyorum ki, örnekleri çoğaltabilirim. Oradan hareketle diyorum ki biz tarihte övündüğümüz, göğsümüzü kabartan, gözümüzü kamaştıran bir İslam medeniyetinden söz ederiz. Ama o İslam medeniyetinin temelinde Kur'an'ın ve sünnetin insana ve ilme yaklaşımı olduğunu çoğu zaman gözden kaçırırız. Değerli arkadaşlar, Kur'an'da doğrudan veya dolaylı ilme teşvik eden 300 küsur ayet vardır. Bu 300 küsur ayetin tamamı Mekke'de nazil olmuştur. Halbuki Mekke'de Müslümanların ilimle iştigal etme imkanları da yok, fırsatları da yoktur. Peki neden o dönemde bunlar nazil olmuş? Çünkü Allah-u Teala böyle bir zihniyet meydana getirecektir. Ve nitekim Medine'de hiç sıkıntı çekmeden ilim bütün hızıyla neşu nema bulmuştur. Bu meselede, özür dilerim, nedense dilim kurudu benim.
Kadın meselesine bakacak olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemi için diyorum. Ondan söz etmeden önce o coğrafyada bulunan Hristiyanlar vardır, Yahudiler vardır, bir de müşrik Araplar vardır. Onların kadın konusuna yaklaşımını da böyle azıcık da olsa gözden geçirmekte fayda var değerli arkadaşlar. Ama mesela Hristiyanların inancını ele almadan mutlaka antik Yunan'a bakmamız gerekiyor. Çünkü Hristiyanlık anlayışını özellikle Romalıların Hristiyanlığı kabul etmelerinden sonra keskin bir şekilde antik Yunan felsefesi etkilemiştir. Hatta biliyorsunuz ateşler üzerinde yakılan bilim adamlarının söyledikleri Aristo'nun felsefesine uymadığından dolayıdır. O yüzden çok kişi idam edilmişti, kanları dökülmüştü. Onun için antik Yunan'ı kısaca bir iki cümleyle ifade edip kısaca Yahudi ve Hristiyanların kadına bakışına göz atacağız. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine geleceğiz. Değerli arkadaşlar, Platon'un aktardığı bir mitolojiye göre kadınların ruhları akılsız erkeklerin günahlarından doğmuştur diyor. Bakın bakış açısı ne kadar sapkın. Erkeklerin günahkar ruhlarından, o da akılsız erkeklerin, akıllı erkekler değil. Çünkü akıllı erkek değilse kendisini de sokmuş olur. Akılsız erkeklerin günahkar ruhlarından kadınlar dünyaya gelmiştir diyor. Bakın bu arkaik Yunan mitolojisindeki anlayışlar aslında Hristiyanlığı doğrudan etkilemiş. Neden diyorum? Çünkü Olimpos Dağı'nı tanrıçalardan geçilmez. O Olimpos Dağı'nın tanrıçaları daha sonra Hristiyanlıkta Azize ve Bakire Meryem figürüne kilise babaları tarafından dönüştürülür. Keza Tanrı insan anlayışı da Hazreti İsa'nın Tanrı oluşuna evrilmiştir. Bize genelde şöyle söylerler. Antik Yunan'da bütün tanrılar insandı. Hristiyanlıkla beraber insanoğlu bu tanrılık tahtından indirildi. Nietzsche'nin Tanrı öldü nidasından sonra yeniden insanlık Tanrı makamına oturtuldu derler. Halbuki doğru değildir. Bunu bir sosyal medya paylaşımında da yazmıştım. Aslında Hristiyanlar da Hazreti İsa'yı tanrılaştırarak antik Yunan'da günümüze kadar insanlığı tanrılık tahtından hiç indirmemişlerdi. O yüzden diyorum, antik Yunan'ı bilmeden biz Hristiyanlığı anlamakta zorlanırız. Yine Yunan mitolojisine göre Messina Boğazı'nda geçen gemileri parçalayan ve denizcileri yiyen altı başlı, 12 ayaklı Skyla adlı bir kadın canavar vardı. Skyla'dan kurtulan denizcileri aynı yerde girdapta boğan ve Skyla'nın mağarasının tam karşısındaki mağarada yaşayan Karbidis diye bir başka kadın canavar vardı. İngilizce'de bütün Skyla and Karbidis diye bir deyim vardı. Yani iki ateş arasında kalmak buradan geliyor değerli arkadaşlar. Niye bunu anlatıyor? Şunun için diyorum. Yunan'da tanrılar da canavarlar da kadındır ama Yunan'da kadın vatandaş yoktur. Çünkü insan sayılmıyorlar bunlar. Sadece ihtiyaçlarını gideren birer canlı varlıktır. Aslında bir medeniyeti ifade etmek için medeniyetin kullandığı kavramlara bakmakta büyük fayda var. Ben genelde bir meseleyi ele alınca genelde kavramlardan hareket ederim. Ernest Renan da öyle diyor. Anlam ile kelime arasında bağ olsa zorunlu asla zorunlu olmadığı gibi keyfi de değil diyor. Her zaman bir sebebe dayalıdır diyor. Onun için
tarihte hiçbir kelime, hiçbir kavram kendi dilinden ortaya çıkmış değildir. Bakın Batı dillerinde female veya femin diye kadını niteleyen kelimeler aslında Latince'deki feminus kelimesinden gelir. Feminus kelimesi de itikadı az, inancı zayıf demektir. Bizde ise kadın genelde nisa kelimesiyle ifade edilir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de nisa diye bir sure vardır. Kadınların haklarını daha çok söz konusu eden bir sure. Nisa da Arap sözlüklerinde ettehiru fil vakt demektir. Yani zaman olarak biraz gecikmiş demektir. Niye? Çünkü Hazreti Adem'den biraz sonra Hazreti Havva dünyaya gelmiştir. Yani gecikmeli dünyaya gelmiştir. Onun için bizdeki kavramın kadına bakışı ile batılılarınki farklıdır. Mesela batıda human kelimesi vardır. İman diye okuruz biz genelde. Benim telaffuzlarıma da çok dikkat etmeyin. Çünkü ben kitaptan İngilizceyi öğrenmiş bir insanım. Duyarak öğrenmedim. Öyle yanlış telaffuz edebilirim. Beni bağışlayın. Biliyorum içinizde kakır kakır İngilizce konuşanlar var. Ya bu hoca da nasıl yüzünü gözünü kırarak İngilizce konuşuyor demesinden. Mesela human kelimesinin sözlük anlamı bir akıllı hayvan demektir. İkinci bir anlamı var da hafif meşrep kadın demektir değerli arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Batı genelde olumsuz bir anlam bindirmiştir. Mesela Yahudilik de Tevrat'ta şöyle diyor. Kız çocuğunun doğumu zarar ve ziyandır. Ben makalede size söylediklerimi burada tekrar etmek istemiyorum. Keza Hazreti Musa'nın şöyle bir söz söylediği ifade edilir. Giysilerden güve gelir, kadınlardansa kötülük. Yine Tekvin suresinde Hazreti Adem'in karısının sözünü dinlediği için cennetten kovuldu ve bu yüzden yeryüzünün lanetlendiği anlatılmaktadır. Biliyorsunuz onların anlayışına göre yılan gelmiş, Hazreti Havva'yı kandırmış. Hazreti Havva da Hazreti Adem'i yoldan çıkarmış, yasak meyveyi öyle yemişler ve cennetten öyle kovulmuşlardır. Bu yüzden Hazreti Havva yılanla arkadaş da neredeyse. Size bir sır daha vereyim. Batı dillerindeki Hazreti Havva'nın karşılığı Eva'dır. Değil mi? Eva ne demektir biliyor musunuz? Dişi yılan demektir. Dişi yılan demek. Aynı anlayış İncil'de de geçer. Diyor ki ve Adem aldanmadı fakat kadın aldanarak suça düştü. Şimdi her iki anlayışta da kadın suçludur, dünya suçlu gelmiştir. Hatta dünya biz onların yüzünden suçlu olarak gelmişizdir. Hristiyanlara göre Hazreti İsa bizim bu suçumuz yüzünden kendisini feda etmiştir falan gibi anlayış var. O yüzden hem Yahudilerde hem Hristiyanlarda kadınlar mukaddes yerlere alınmazlardı. Mesela Yahudilerde alınmazlardı. Hristiyanlarda da İncil'e el dokunamazlardı. Yahudilerde kadınların mesela Hazreti Süleyman'ın ağlama duvarına girebilmeleri bu feminist hareketlerden sonradır. Çok cazgırlı çıkardılar orada feminist hareketler. Biz niye buraya giremiyoruz diye. Önce bir balkon yaptılar yukarıda onlara. Gelip orada ağlayanları seyretsinler diye. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman mabedinin son duvarı kaldığına inanıyor. Orada gelip ağlıyorlar. Ağlaması gelmeyen de parayla ağlayıcı tutuyor. Gidip onun yerine zırlıyor orada Yahudiler. Kadınları sokmuyorlardı. Onlar diyorlar siz zırlarken biz niye burada duruyoruz? Bizim de zırlamamız lazım. Şimdi feminist kadınlar yüzünde orada onlara yer ayırdılar. Hristiyanlar da
İncil'e el dokunamıyorlardı. Ta ki 8. Henry döneminde Londra'da bir parlamento kararı, bakın kilise kararı değildir, siyasi bir karar. Parlamento kararıyla ancak İncil'e el dokunabilmişler. Sonra protestanlar, biliyorsunuz, onlar diyor herkes İncil okuyabilir. Protestanlar sayesinde kadınlar rahatlıkla İncil'i okuyabilmişlerdi değerli arkadaşlar. Daha fazla açıklama yapsam herhalde Resulullah Aleyhisselam dönemini biraz geciktirmiş mi olurum bilmiyorum. Ara vermek isterseniz de hocam biz hemen sorularla size yönlendirebiliriz isterseniz. Oo, çok memnun olurum. Evet. Ama size şunu söyleyeyim, bakın batılı bir psikolog var, Franz Gall diye. Bu çok ilmi eserler yazmış bir adam. Eserlerinde sürekli erkeklerin daha zeki olduğunu söylüyordu, öyle iddia ediyordu. Fakat Gall öldükten sonra beyni tartıldığında ortalama kadın beyninden birkaç gram daha küçük çıktı. Onun için büyük lokma yiyeceksiniz ama büyük söz etmeyeceksiniz değerli arkadaşlar. Ben sizin sorularınızı bekleyeyim. Ondan sonra belki... Şeyden vardı hocam. Ben onu ileteyim size. Abdülmecit Türk Yılmaz demiş ki kadın alimlerin olduğu da söyleniyor hocam. Bunlar istisna olarak mı değerlendirmek gerekiyor diyor. Çünkü hani peygamber sizin yazdığınız makalede diyor, yani örneklemişsiniz ya, baktığınız zaman evet, bir ya da iki, yani çok yok ya. Bunlar diyor istisna olarak mı değerlendirilir yoksa genelleyebilir miyiz diye sormuş. Şimdi değerli arkadaşlar, ben öğretmen okulu mezunuyum. Öğretmen okulunda bizi Cumhuriyet'in neferleri olarak yetiştiriyorlardı. Fakat imalat hatası olarak çıktım piyasaya ben de. Şimdi İslam dünyasında da imalat hatası kadınlar çıkmışlardır. Allah razı olsun, bazı ufku geniş alimler var İslam dünyasında. Onlar kızlarını okutmuşlar. Bazı alimler kendi hanımlarını okutmuşlar. Ondan sonra bazı alimler kendi kız kardeşlerini okutmuşlar. Bu ismini duyduğumuz insanlar böyle yetişmiş. Bakın, kızlara ait bizde bir tek müessese yoktur. Müstakil müessese yoktur. Bir tek örneği var. Tac Mahal bilirsiniz. Onun yanında hemen bir külliye vardır. Cami ve müştemilatı ile beraber. O caminin içerisinde bir mektep var. Kızlara ait bir mektep var. Bu tek istisnası odur. O da Hindistan'da. Onun için kadınlara yönelik okul olmadığı için onların böyle yetişmeleri çok zordur. Çok zor olmuştu daha doğrusu. Özel gayretlerle yetişmişlerdi. Size bir örnek vereyim. Muhammed Es-Semerkandi'nin kızı Fatıma çok alime bir kızdı. Babası onu yetiştirmişti. Onun Tuhfetul Fukaha diye bir eseri var değerli arkadaşlar. Bedayül Sanayi, o kimin eseriydi ya? Unuttum o zaten ismini. Kasani. Kasani onun öğrencisidir. Kasani onun Tuhfe adlı eserini şerh edince şerhi çok hoşuna gider, kızını Kasani'ye verir. Hatta alimlerin arasında bir şakalaşma vesilesi de olur. Derler ki şerraha tuhfetehu zevvece ibnetehu diye böyle bir tekerleme de alimler arasında söylenip gelinir. Hatta Kasani medresede ders verdiği zaman öğrencileri çok zor sorular sorduğunda çözemeyince hemen demiş ki siz bir durun, ben bir perdenin arkasına gideyim. Perdenin arkasına geçip Fatma'dan sorarmış, ondan doğru cevabı alınca gelip anlatırmış. Böyle alimeler de yetişmişti ama yetiştiren dediğim gibi ya babasıdır, ya kocasıdır, ya kardeşidir. Böyle özel gayretlerle yetişmişlerdi. Size bir başka şey söyleyeyim. Ben bir ara Hakkari valisinin daveti üzerine gitmiştim. Orada anlattım. Sonra Hakkariler etrafımı sarınca açılıştan sonra, açılış konuşması bana yaptırmıştı vali bey, sağ olsun.
Ben de Hakkari'nin tarihte yaptıklarını anlatmışım. Çıkışta benim etrafımı sardılar. Dediler hocam ya biz neymişiz? Bunu nereden okuyalım? Dedim durun ben bunu bir makale yapayım. Abbasiler döneminde yetişmiş Hakkari'li alimler ve devlet adamları diye bir makale yazdım. Orada 6 tane Hakkari'li bayan alime vardır arkadaşlar. Tabii biliyorsunuz o dönemde sirkülasyon çoktur. Mesela Hakkari'den Hakkari'de yetişmez. Şam'da yetişmiş, Kahire'de de yetişmiş vesaire. Böyle. Hatta meşhur bizim hadisçi Iraki'nin hocası Cüveyniye diye Hakkari'li bir bayandır. Hocalarından biri daha doğrusu. Onlardandır. Evet şimdi sözü size bırakayım. Dinlendirelim dedik ama yine de yoruyoruz. Allah razı olsun. Sema hocam el kaldırmışlar. Peygamber dönemimizden önce isterseniz hani hem böyle açıklayarak soru cevapla hem onu da açıklamış gibi olursunuz. Siz bilirsiniz. Söz hakkı vereyim. İsterseniz sorusunu dinleyelim olur mu? Buyurun dinleyelim tabii. Sema buyurun Sema hocam. Merhaba hocam. İlk önce buyurun, teşekkür ediyorum. Sizi, vaktinizi bizler için ayırıp program yaptığınız için. Rica ederim. Görüyorum. Hocam biz de toplumda kadın olarak yer aldığımızda söylediğiniz şeylerle ne kadar o zaman cahiliye dönemi olsa da bugün 21. yüzyıla rağmen farklı başlıklar altında mevcut sıkıntıları yaşamaya devam etmekteyiz. En iyi aşçılar, en iyi şairler, en iyi yazarlar, en iyi bürokratlar hep erkekler ama bu çevresel faktörler olarak ve kültler olarak desteklendiği için bu yönde olduğunu düşünüyorum. Siz de makalede bunu çok güzel açıkladınız. O dönemde de desteklendiği için imkan verildiğinde kadınlarda da bu oluyor. Hocam bugünün kadının da eğitiminde hani iş hayatına girmesiyle birlikte aileler ciddi bir çürümeye başladı. Çocuklarımıza kültür aktarımı da yapamamış oluyoruz. Çocuklarımız bakıcı ailelerin kültürüyle büyümüş oluyorlar. Bu bağlamda kadının eğitimi ne olmalı? Bu konuda ne söylersiniz? En azından minimum nelere, sizin gördüğünüz yerden nelere dikkat edilmeli? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Rica ederim. Aslında çok zor bir soru sordun bana. Şimdi Türkiye'deki Müslümanların en büyük sıkıntısı bu. Diyelim ki biz futbol maçı oynuyoruz ama handbol sahasında bizde futbol maçı oynatıyor. Veya futbol sahasında handbol maçını oynamak zorunda kalıyor. Veya tersi oluyor. Şimdi laik bir sistemde, dinin esas alınmadığı bir sistemde biz dinin kurallarını olduğu gibi yaşamakla mı zorunluyuz? Tabii ki bunu yerine getirmemiz mümkün değil. Onun için çeşitli aksaklıklar, çeşitli zorluklar, hatta çeşitli gevşeklikler de mecburen meydana geliyor. Bu yüzden sıkıntılıyız. En doğrusu kendi anlayışımıza uygun bir sistemde bunları rahatça konuşabilmektir. Şimdi mesela benim karma eğitim diye bir makalem vardı. Batı ve İslam dünyasında karma eğitim diye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karma eğitim uyguladığını orada ortaya koymaya çalışmıştım. Hatta ben bir ara rektör adayı olduğumda bu makalem bayağı problem olmuştu. Halbuki karma eğitimden kastımız ihtilat değildir değerli arkadaşlar. Yani vıcık vıcık iç içe oturma anlamına gelmez ki. Karma eğitim aynı çatı altında ders görmek demek. Resulullah Aleyhisselatü Mescid-i Nebevi'de aynı çatı altında ders vermişti. Bayanlara da ders vermişti, erkeklere de ders vermişti. Bunu kastetmiştim ama bir sürü insan rahatsız olmuştu benim bu makalemde. O yüzden zamanımızda biz farklı kurallarla farklı anlayışları birleştirme istediğimiz için zorlanıyoruz değerli arkadaşlar. Ben açıkça şunu söyleyeyim. Yani yaklaşık 45 yıldır bu alanda çalışıyorum, araştırıyorum, okuyorum. 45 yılın neticesinde şunu öğrendim ki İslam dini kadın konusunda kadına sadece bir tek görev vermiştir. O da neslin devamını sağlamasıdır değerli arkadaşlar. Onun dışında hiçbir görev vermemiştir. Bakın, çamaşırı yıkamayabilir kadın. Yemeği yapmayabilir, bulaşığı yıkamayabilir, çocuğu hatta emzirmeyebilir. Bütün bunları cihat sevabı almak için yapar.
Benim acizane İslam'a yönelik ithamlara cevaplar diye bir kitabım var. Orada bazı hakları yazmıştım. Bazı arkadaşlara takılırdım. Kafamı bozmayın. Yengeye bundan bir tane hediye ederim. Evi isyana boğarım diyordum. Onun için hakikaten mesela İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki eğer kadın babasının evinde hizmetçi çalıştırıyorsa kocası da ona hizmetçi tutmak zorundadır. Eğer kocası ona hizmetçi tutmazsa vefat ettiği zaman hizmetçi parası mirasından ayrılır sonra bölüştürülür diyor. Bu tür haklar vermişler. Niçin? Çünkü neslin devamı kadına bağlıdır. Onun için kadın bir tek görev vardır. Neslin devamını sağlamak, yani annelik yapmak. Elbette ki هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Elbette ki bilen, okuyan, araştıran, inceleyen bir kadın öbür kadınlardan çok daha farklıdır. Çalışma meselesine gelince, bugün kadınlarımızın arzu ettikleri rahat bir ortamda çalışamamasının vebali de biz erkeklerin boynundadır. Evet. Başka söyleyecek sözü var mı arkadaşlarımız? Teşekkür ederim hocam. Soruma cevap oldu ama bir soru da valilerle görüştüğünüzü, rektör adaylığı düşündüğünüzü söylediğinizde hocam, siyasal olarak da konulara baktığınızı görmekteyim. Bu bağlamda da size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Devlet politikası olarak hocam, önerilerde bulunuyor musunuz bu kadın ve çocuk hak çalışma ortamlarının refahı, İslam kültürüne uyumluluğu şeklinde? Şimdi ben dünyaya geldiğimde rahmetli babam belediye başkanıydı. Onun için siyasi bir ailede büyüdüm. Allah rahmet eylesin. Eskiden biz maaşımızı muhtemetlerden alırdık. Feyyat diye bir muhtemetimiz vardı. Onu görünce takılırdım. Feyyat abi diyordum, seni görünce niye aklıma hep para geliyor diye. Şimdi millet de bizi görünce akıllarına siyaset geliyor. Çünkü siyasi bir ailede büyüdüm ben. Ama birkaç kez bazı konularda önerilerde bulundum fakat kadın konusunda maalesef o fırsatı bulamadım. Ama size şunu söyleyeyim. Batı ve İslam dünyasında Öteki Cins diye bir kitap yazdım. Yayın evine de göndermişim. Eğer onlar yayınlamayı uygun görürlerse esas kervancının develeri o zaman ürkecektir değerli arkadaşlar. Esas o zaman ürkecek. Allah ilminize, ömrünüze bereket versin. Bize de istifade nasip etsin. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim cümlemizin için. Hocam bilgisayarımda sorun oluştu. Sesli. O yüzden telefondan girdim ama bilmiyorum şu an sağlıklı geliyor mu? Yankı yapıyor mu size? Ses geliyor evet. Beni duyabiliyor musunuz? İnşallah duyuyorsunuzdur hocam. Duyuyorum evet. Siz sağlıklı geldi mi sesim hocam? Evet evet rahat duyuyorum. Yok. Eyvah eyvah. Tuba hocam bir yardım edecek misin sana zahmet? Çünkü seste bir sorun oldu. Buradan giremiyorum şu an. Hocam sesim bize geliyor. Şevki hocama söz veriyorum. Şu an geldi. Senin sesin geliyor. Bir sıkıntı yok. Biz senin sesini duyabiliyoruz. Ses gitti. Arzu hocam ses yok. Arzu Hanım'ın bu ses problemi alınca kadar Şevki Hocam ben onlardan izin alarak size söz hakkı veriyorum. Buyurun. Söyleyeceğinizi söyleyin lütfen. Söz isteyen Sema Hocam buyurun isterseniz siz. Biz yine sizin sorunuzu alalım. Arzu Hocam sesi ayarlayana kadar. Hocam son soruydu benimki. Peygamberler döneminden devam edebiliriz isterseniz. Sizin de şu anda müsaitliğiniz varsa. Tabii müsaitim de Şevki Hocam bir şey söyleyecekti. Önce Şevki Hocam'ı dinleyelim.
Tabii. Tamam, devam öyleyse edelim. Şevket Hocam alalım. Buyurun hocam. Muhammed Şevki Hocam, buyurun, söz sizde. Yanlışlıkla dokunulmuş olabilir hocam. Ben böyle girmiş bulundum ama Arzu Hocam sesi ayarlayana kadar. Muhammed tamam. Şevki Hocam, yanlışlıkla mı acaba el kaldırdınız? Söz sizde, konuşmak isterseniz. Neyse, biz devam edelim o zaman Şevki Hocam. Tamam hocam, buyurun. Buyurun siz. Evet, buyurun. Evet. Şimdi biliyorsunuz cahili Araplarında Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi kendilerine bir kız çocuğunun doğacağı haber verildiği zaman yüzleri simsiyah kesilirdi sinirden. Çünkü onu zul kabul ederlerdi. Araplarda özellikle Temim kabilesi değerli arkadaşlar. Mudar kabilesi ve Guza'a kabilesi kız çocuklarını öldüren kabilelerdi. Enteresan, İmam-ı Kurtubi'nin Ahkam tefsirinde Rabia kabilesinin de bu işi yaptığını yazıyordu. Dolayısıyla dört Arap kabilesinin aslında bu işi yaptığını öğrenmiş oluyor. Bütün Araplar bu fiili işliyor değillerdi, onu söyleyeyim. Ama bazı kabileler böyle canice işlere tevessül ediyorlardı. Hatta Temim kabilesinden Kays bin Asım adlı şahıs 12 veya 13 kız çocuğunu diri diri gömdüğünü Müslüman olduktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beyan ederek itiraf etmişti. Ama Arapların meşhur bir şairi vardır, Farazdak diye, belki duymuşsunuzdur. Onun dedesi Sasa bin Naciye bu diri diri gömülmek istenen yaklaşık 300 kız çocuğunu fidyesini vererek kurtarmıştır. Hatta kendisi Müslüman olduğunda da fidyesini verip kurtardığı 32 kız çocuğu onun yanında bulunduruyordu bu esnada. İmam-ı Darimi'nin Sünen'inde çok güzel bir anekdot bize naklediyor. Diyor ki, cahiliye döneminde biri sefere çıktığında yanında dört taş taşırdı diyor. Üçünü yiyeceğini pişirmek üzere yakacağı ocak için kullanırdı. Dördüncüsüne de taparlardı diyor. Araplar köpeklerini eğitir ama kız çocuklarını ise öldürürlerdi diyor. Bana göre bütün olayı özetleyen bir ibarettir bu İmam-ı Darimi Hazretleri'nin. Şimdi böyle bir ortamda, ya bir eşya muamelesi gördüğü bir ortamda birdenbire İslam onların hiç alışık olmadığı haklar veriyor. Mesela konuşturulmayan, fikrine danışılmayan, hatta Hazreti Ömer'e de nispet etmişler. İşte kadınlarla danışın, ne derse tersini yapın gibi sözler falan. Halbuki Hazreti Ömer'in böyle sözü yoktur. Zaten bunu söyleyenler de rivayet zincirini ifade etmezler. Böyle bir anlayışla birdenbire İslam kadını şahitliğe davet etmiş, İslam kadını alışverişe davet etmiş, İslam kadını sosyal hayatın içerisine davet etmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara görev vermiş. Makalemizde bunlardan bazılarına değindik. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde özellikle Şifa binti Abdullah'tan söz etmek gerekiyor. Cahiliye döneminde okuma yazma bilen çok nadir beyanlardan biridir. Asıl ismi Leyla'dır onun. Sesim yankılanıyor şeyde. Evet, asıl ismi Leyla'dır onun aslında. İnsanlara şifa verdiğinden dolayı Şifa ismiyle anılıyor. Şifa binti Abdullah el-Adeviyye diye. Bu hanım Hazreti Hafsa'ya okuma yazma öğreten biridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona neden Nemle Rukiye, pardon, okuma yazma öğrettiğin gibi Nemle Rukiye'sini Hafsa'ya öğretmiyorsun diye söylemiştir. Onun için Hazreti Hafsa'nın
öğretmeni odur. Okuma yazma öğreten öğretmeni odur. Nemler rukiyesi biz genelde karınca duası diyebiliriz. Arkadaşlar aslında nemle karıncaya benzer deride çıkan yaraya derlerdi eski Araplar. O bazı şeyler okuyarak bunu iyileştiriyordu. Şifa binti Abdullah. Hatta Müslüman olduktan sonra ilk Müslümanlardandır. Mekke'de ilk Müslüman olan kadınlardandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben böyle dualar okuyarak yaraları iyileştiriyorum. Acaba doğru mu değil mi? Efendimiz'e arz ediyor. Efendimiz diyor bunda bir sakınca yok. Devam edebilirsin diyor. Ve Şifa binti Abdullah'ı hisbe teşkilatında görevlendiriyor. Ama zannedersem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde değil de Hazreti Ömer döneminde bu görevi almış oluyor. Hatta bir müddet sonra Şifa binti Abdullah'ın yanına Selma binti Nuheyk adlı, eğer onu da kulağıma bir yerden kaçmış, sanki teyzesinin kızıdır. Onu da bırakıyorlar. Hatta Selma binti Nuheyk'in elinde diyorlar kırbacı vardı. Orada esnafın biri yanlış yaptığı zaman kırbacı anında cezayı da veriyordu diye rivayetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde ilk okuduğumda çok enteresan bulmuştum. Kuaför bayan var mesela. Ama o zifaf gecesi kadınlara makyaj yaparmış derlerdi. Bizdeki gibi elin oğluna görününce makyaj yapmıyordu o. Zifaf gecesindeki gelinlere makyaj yapardı. Hatta Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a gelen bir rivayet var. Diyor bazı kadınlar ellerini boyuyorlar, orayı burayı boyuyorlar. Sonra üstüne mesh yapıp namaz kılıyorlar. Böyle bir şey yapacağıma ellerimi keserim daha iyidir diye Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayet var. Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre diyor ki bizim kadınlarımız yatsıdan sonra makyaj yaparlardı. Sonra yatıncaya kadar. Bir de sabah namazından sonra makyaj yaparlardı öğleye kadar. Sonra silerlerdi diye Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayet var değerli arkadaşlar. Keza Resulullah Aleyhisselatü zamanında şaireler var. Birkaç şaire bayan var. Bunların birkaç tanesini makalede zikrettim. Yani kısacası sosyal hayatın her alanda bunlar var. Ama esas söylememiz gereken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yegane eğitim öğretim kurumu mescittir değerli arkadaşlar. Mescittir ve mescitte de Suffetun Nisa diye bayanlara tahsis edilmiş özel bir yer var. İlk kez ben acizane benim kitabımdan millet bunu duydu ama İstanbul'u yeniden keşfetmedim ben. Aslında eserlerde var. Fakat millet okumuyor. Resulullah Aleyhisselatü döneminde eğitim öğretim kitabında duyanlar çok oldu. Hatta beni arayanlar, bana mesaj atanlar, e-mail atanlar da oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında mescidin içerisinde Muhammed Hamidullah Hoca'nın çizdiği mescit krokisinden hareketle muhtemelen kıblenin karşısında kapıdan girildiğinde sağ tarafta olması gerekir diye düşünüyorum. Hemen onun bitiminde de Babun Nisa denilen bir kapı var. Aslında Babun Nisa'ya Hazreti Ömer radıyallahu döneminde kadınlar o kadar çok sık ve kalabalık geliyorlar ki mescide onlara özel bir kapı tahsis etmek zorunda kalıyor. Ve Hazreti Resulullah Aleyhisselam aslında işaret ediyor. Diyor ki keşke şu kapıyı kadınlara ayırsak diye. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle bir tahsis gerçekleşmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde bu kapı sadece bayanların girişine tahsis ediliyor. Ve erkeklerin oradan girişi yasaklanıyor. Oradan girip hemen sol taraflarında bulunan suffeye giriyorlar. Suffe dediğimiz arkadaşlar muhtemelen çitlerle çevrili bir yer. Çünkü rivayetlerde biz Suffe'de otururken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bakarak dönüp gülümseyerek şunu şunu söyledi gibi rivayetler var. Dolayısıyla oturdukları yerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görebilecek şekilde mescidin içerisinde oturduklarını, hatta orada mescidin içerisindeki Suffetun Nisa'da bulunan bir
kalkanı çalan birinin eli de kesilmiştir. Acaba Suffe'nin kendisi mi korunaklı kabul etmiştir? Yoksa caminin tamamı onun korunağı kabul etmiştir? Bilmiyorum. Muhtemelen cami öyle kabul edilmiş. Çünkü biliyorsunuz İslam'da korunaklı olmayan malın çalınmasından dolayı el kesilmez. Ve muhtemelen cami korunak kabul edilmiştir. Caminin içerisinde bir bölme olarak ayrılmıştır bayanların eğitim öğretme. Keza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, erkekler Allah'ın size bildirdiği hakikatleri alıp gidiyorlar. Bir gününü bize tahsis et, biz de bunu öğrenelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlara özel bir gün tahsis ediyor. Bazı eserleri Peşembe günü diyorlar, yanlıştır. Peşembe gününü erkeklere tahsis etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cuma günü biliyorsunuz zaten cuma namazı Müslümanların bayramıdır. Cuma ve Perşembe günlerinin dışındaki bir gündür ama hangi gün olduğunu maalesef tespit edemedim. Bayanların eğitim öğretim için özel tahsis etmiştim. Bakın. Muhammed Şevki hocam el kaldırmışlardı hocam. Bayağı uzun da olmuştu. Sonra da herhalde sözümü bitireyim hocamı dinleyelim. Çok şükür. Efendim? Tamam. Ben sözümü bitireyim hocama bırakayım sözü inşallah. Ama gitmişler herhalde hocam. Bilmiyorum düştüler mi? Yanlışlıkla oldu galiba. Belki ses sorunu bilgisayar sorunu vardı. Biraz üzüldüm o yüzden. Ama Muhammed Şevki hocam. Buyurun, buyurun hocam. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyurun. Şakir Bey teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi ben hemen bir soruma geçeyim. Şimdi siz de belirttiniz İslam tarihinde bu kadınların eğitimi özel eğitimle ancak gerçekleşmiş diyoruz. Evet. Fakat siz de belirttiniz mesela kadın erkeklerin hocası aynı zamanda. Siz de bir örnek verdiniz. Şimdi bu kadınlar öğretmenlik de yapmışlar belli ki. Fakat bunu nasıl yaptılar acaba? Orası kapalı. En azından ben bilmiyorum. Hocam bazı durumlarda perde arkasında yapanlar var. Bir de şunu tamamlayayım sen devam et. Çünkü bir şey yapabilir. Bu kadınların, alime kadınların sayısı da az değil. Yani tabakat kitaplarına bakarsan dünya kadar alime kadın var. Hatta bizim Mehmet Zihni Efendi'nin Meşahirun Nisa'ya bile bakarsan. İki cilttir, evet doğrudur hocam. Evet, müthiş kadın bilginler var. Şimdi bunların yetişme tarzı üzerine yeterince araştırma yapılmış değil bence. Ve bir de onların bu ilmi nasıl değerlendirdiklerini, nasıl kullandıklarını, nasıl öğretim yaptıklarını bilmiyoruz. O konuların bir açıklık kazanması gerekiyor. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu biliyorsunuz bu eğitime dair müstakil eserlerden İbn-i Cema'nınkini çevirdim Türkçe'ye. Orada İbn-i Cema iki yerde bir bilgi veriyor ki onlar beni düşünmeye sevk etti. Mesela diyor ki medrese adabından bahsediyor. Medresenin ortası biliyorsunuz açık alan. Yanlarda odalar var. Evet. Diyor ki mesela bir yerde buradan geçerken bu odaların önünden öyle fazla etrafa bakmamalı. Hele kadınlar, kadın varsa o odada özellikle oraya böyle dik bakıp geçerken bakmamalı diyor. Bir başka yerde de yine o medrese adabıyla alakalı söz ederken kadınların efendim oturduğu medrese odalarının nereye bakacağına dair pencerelerinin açıklama getiriyor. Şimdi bu iki açıklama beni huylandırdı. Evet. Şöyle huylandırdı. Acaba İbn-i Cema medreselerde kadınlar vardı da olan gerçeklik üzerinden mi bunları söylüyor? Yoksa olabilir anlamında mı? Ya yok ama olabilir anlamında mı söylüyor? Bu beni endişeye sevk etti. Bu anlamda sizin araştırmalarınızda bir şey rastladı mı onu merak ediyorum. Evet hocam. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Allah razı olsun. Katkı sundunuz. Değerli hocam, İslam'ın altın çağında ilim diye acizane bir kitabım var.
Orada çokça örneklerini verdim. Medreselerde hocalık yapan kadınlar da var. Hatta tekkelerde şeyhlik yapan kadınlar da var. Hem tekkede şeyhlik yapan hem de medreselerde hocalık yapan kadınlar da var. Böyle günümüz tabiriyle kendilerini aşmış nice hocalarımız var. İmam-ı Suyuti'nin yanlış hatırlıyormuşsam 70'in üzerinde kadın hocası var. Genel olarak baktığım zaman kadınların genellikle hadis alanında daha mütehassıs olduklarını, genellikle hadis alanı seçtiklerini gördüm. Yani benim hayatlarını okuduğum kadınların diyelim ki zihnimde şöyle yuvarlak bir hesap yapsam, %70'i muhaddistir. Diyelim ki %20'si de fakihtir. Ancak %10'u tefsircidir. Yani tefsir alanında çok az bayan tebarüz etmiş. Ama diğer alanlarda çok öne çıkan kadınlar var. Özellikle hadis alanında. Çok sayıda kadın alime var. Demin arz ettiğim gibi o kitabımda örnekleri var bunun. İslam'ın Altın Çağında İlim kitabında. Orada medreselerde hocalık yapan kadınların isimleri de hangi medresede hocalık yaptıkları yazılıdır hocam. Allah razı olsun hocam. Benim de hemen sizin cümlenizde parantezle soracağım bir şey vardı makalede okuduğum. Şimdi malum hepimiz biliyoruz ki Hazreti Ayşe validemiz çok hadis rivayet etmiş. 4. hadis rivayet edenlerden bir tanesi. Evet. Ama mesela o şey makalede diyor ki Ümmü Varaka sadece kadınlarda bir kişiydi Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen. Yani Hazreti Ayşe validemiz neden ezberlememiş çok gerçekten benim ilgimi çekti. Yani hani o kadar zeki, o kadar hadisi rivayet etmiş ama Kur'an-ı Kerim'i ezberlememiş. Bir sebebi var mı acaba? Merak ettim hocam. Şimdi güzel bir yerden yakaladınız. Resulullah Aleyhisselatü sağlığında hadis, pardon Kur'an ezberleyenleri söylemişim ben orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Kur'an'ı baştan sona ezberleyen rivayetleri birleştirdim. 10 erkek, bir tane de kadındır. İşte o kadın Ümmü Varaka binti Nevfel'dir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birine değer verdiği zaman evine gider kaylule yapar ve evine gider bir köşesinde namaz kılar. Böyle değer verdiğini gösterir. İşte bu bayan da evine gider sık sık namaz kılar, bazen kaylule yapar. Hatta onu imam olarak da tayin etmiştir değerli arkadaşlar. Ben bir kutlu doğum haftasında Resulullah'ın ilme verdiği değeri anlatırken bu örneği vermiştim. Van'da bir gün sonra ilçede benim sohbetim vardı yine. Bir baktım il müftüsü hariç bütün ilçe müftüleri, medrese hocaları müftü beyin odasına toplanmışlar, beni bekliyorlar. Ben de sevindim. Dedim herhalde dünkü konuşmamı çok beğenmişler. Burada da beni dinlemeye gelmişler. Meğer sigaya çekeceklermiş beni de. Dediler hocam sen dün bir bayanı imam yapmışsın. Dedim ya haşa benim ne yetkim var? Resulullah yapmıştır yani. Öyle şey olur mu diyor. Ya öyle şey yok işte aç Ebu Davud'un sünnenini aç. Kitab-ı Salat'ın 61. babı İmam Ettin Nisa diye bir bab başlığıdır. Orada var rivayette başka kitapları da var. Kitabımda da zaten bütün rivayetleri almıştım. Ama özel bir uygulamadır bu. Resulullah Aleyhisselam hemen vefatından sonra Kur'an'ı ezberleyen çok sayıda sahabe var. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Bakara suresini çok zor ezberliyormuş. Ezberini bitirdiği zaman bir deve kurban etmiştir. Bakara suresini ezberledi diye. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen vefatından sonra ezberini tamamlayan çok sahabe var. Çünkü Efendimiz zamanında Kur'an hepsi ortada yoktu ya. Peyderpey iniyordu ya. Bazıları bir kısmını eksik bırakmıştı. Ama Efendimizin vefatından sonra tamamlayan çok sayıda sahabe var. Benim o aldığım rivayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağlığındaki rivayet. Evet hocam anladım ben orayı da anladım ama şeyi merak ettim hani hanımları var ya Peygamber Efendimiz'in evet. Hepsinin hatta Hazreti Zeynep'in eli uzun örneğini vermişsiniz Hazreti Ayşe validemiz evet. İşte eli uzun biz ellerimizi ölçerdik uzun deyince sandık ki bedensel el söylüyor Peygamber Efendimiz ama o çok sadaka veren anlamında söylüyor hani bu kadar hanımının içinde hiçbirinin Kur'an-ı Kerim'i ezberlememiş olmaları
Özellikle Hazreti Ayşe validemizi söylememin sebebi hep hani zekiliyle ön planda söylendiği için söylüyorum. Ama Ümmü Varaka Neyfel ezberlemiş ama hani Hazreti Ayşe validemiz böyle bir şeyi hiç düşünmemiş mi acaba? Ya da peygamberimiz mi yasaklamış acaba? Yok, biliyor. Hatta bazen Resulullah Aleyhisselam sigaya da çekiyorlar. Diyorlar ki ya Resulullah bakın bu ayette böyle böyle diyorsun ama şöyle bir şey de var diyorlar. Veya Resulullah Aleyhisselam herhangi bir sözüne itiraz ediyor. Diyorlar ya Resulullah sen böyle diyorsun ama şöyle şöyle ayet var diyorlar. Mesela Hazreti Ayşe validemizden böyle itirazlar çok olmuş. Ümmü Seleme'den böyle itirazlar çok olmuş Resulullah Aleyhisselam. Resulullah Aleyhisselam onlara izah etmiştir. Doğrudur ama şöyle şöyledir diye onları izahta bulunmuş. Yani öyle bizim bildiğimiz gibi değil. Çok müdakiktirler onlar. Çok ince düşünüyorlar ama bunlar nasip meselesi. Demek ki Efendimizin vefatından sonra ezberlerini tamamlamışlar. Mesela Hazreti Ayşe validemiz Kur'an'a çok hakim biridir. Evet. Muhtemelen Efendimizin vefatından sonra hıfzını tamamlamış. Şu an daha iyi anladım hocam. Yani Ümmü Varaka Peygamber Efendimiz vefat etmeden ezberleyen tek kişi ama diğerleri Hazreti Ayşe validemiz dahil Peygamberimizin vefatından sonra tamamlamışlar. Ben teşekkür ediyorum hocam. Sorusu olan başka hocalarım varsa alabiliriz. Yoksa ben açıkçası sizin makaleniz, Tuba hocam sorsunlar ben sonra tekrar ekleyeyim. Buyurun Tuba hocam. Hocam tamamlayabilirsiniz isterseniz. Yarım kalmasın. Ben soruya geçecektim. Hocamızın makalesinde gene teşekkür edecektim. Mesela bu bizim belki benim eksikliğim. Ama her makalenin ne kadar kıymetli olduğunu hocam bir kez daha göstermiş oldu bana da. Mesela Nisa'nın bizim için Kur'an-ı Kerim'de ben hep işte Nisa demek kadın demek. Ama kadın ne demek anlamında hocamdan öğrenmiş oldum. Hani daha sonra geciken Hazreti Adem'den sonra gelen anlamında olduğunu Allah şahit ki sizin makalenizden öğrendim. Ben bunun için teşekkür edecektim. Buyurun Tuba hocam. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Vakit ayırıp geldiniz. Allah sizden de razı olsun. Bugün doğum gününüzmüş. Size evet. Rüyamızda çok dua ettik. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı uzun ömürler. Benim doğum gününü ilk kutlayan bankalar oldu değerli arkadaşlar. Hayır olsun. Biz Arzu Hocam'la afiş falan hazırlamadan önce de konuşmuştuk. Hatta kendi aramızda konuştuk, güldük dedik. Pasta falan mı yapsak, nasıl yapsak, bir sürpriz yapsak. Ne pastası nasıl olur nasıl olmaz bunun da muhabbetini bir yaptık ama yok kalbimizde duamızdasınız inşallah. Ben öyle olmuş kabul ediyorum Allah razı olsun. Afiyetli bir afiyet içerisinde geçecek hayırlı uzun bir ömür nasip etsin inşallah. İnşallah cümlemiz. Benim sorum şu olacaktı. Tarihsel olarak kadına baktığımız zaman siz de başta ifade ettiniz. Hani işte farklı toplumlarda, farklı inançlarda, orta çağda vesaire kadın hep aşağılık bir varlık, hep aşağıda durması gereken, hep arka planda olması gereken, hep işte günahkar, alt tabaka bir varlık. Hani erkeğin hep altında, arkasında olması gereken bir varlık gibi algılanmış, öyle düşünmüş. Bunun üstüne İslam gelince İslam İşte birdenbire hani hiç alışık olmadığı şekilde topluma kadına değer verecek şekilde bir takım ögeler yerleştiriyor falan. Ama bugün baktığımızda biz de İslam toplumunda yaşıyoruz. Biz de Müslüman bir çevreye sahibiz, Müslümanız elhamdülillah. Hani çevremizdeki herkes de Müslüman. Ama şekilsel olarak baktığımız zaman yani insan bakıyorsunuz böyle sakalı da var. İşte inanan bir insan kendini Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak adlandırıyor. Hepsine bak tamam ama... Yine hala günümüzde hala kadın bazı kesimlerde, bazı kimselerde yine arka planda kalması gereken bir varlık. Sesini kısması gereken bir varlık. Toplum içine çıktığında çok fazla ses çıkarmaması ya da çok fazla göz önünde olmaması. Hatta bazı kesimlerde ben bizzat şahit oluyorum. Yemek masasına bile önce erkekler gelip oturup karınlarını doyurduktan sonra erkekler masadan kalktıktan sonra ya da sofradan kalktıktan sonra kadınların sofraya geldiğini görüyoruz. Yani bu insanlar Müslüman. Bu insanlar İslam'dan nasibini almış insanlar. Ama kadını yani bugünkü feminist hareketin aslında ortaya çıkışı da benim kafama takılan sorulardan bir tanesi. Mesela ne oldu? Yani biz mi yaptık? Feminist hareketi biz mi doğurduk? Ya da bu insanlar İslam'dan nasip yeteri kadar alamadılar mı? Ya da bu konuda nasip alamadılar da mı? Bir boşluk oluştu ve feminist hareket ortaya çıktı ve hala dindarlar arasında bile kadın yine arka planda kalmak zorunda. Buyurun hocam. Evet, demin ben size söyledim ya, eğer kitabın basılırsa
kervancının develerini ürküteceğim diye. Şimdi bizim İslam uleması istisnaları var. Tabii bütünü dersem haksızlık yapmış olurum. Ama birkaç istisnayı bir kenara bırakarak bütünü diyorum. Bütünü şu anlayıştadır. Kadının aklı kısadır. Kadının aklı zayıftır. Onun için onun yeri evidir. Bu anlayış var. Bu anlayışın yanlış olduğunu ortaya koymaya çalıştım o kitapta. İstisnasız bütün fıkıh kitaplarımızda, istisnasız bütün tefsirlerimizde bu var. Sebebi de bu Bakara suresindeki 282. ayettir değerli arkadaşlar. Bakara suresinde 282. ayette Cenab-ı Hak diyor ki borç verdiğiniz zaman mutlaka bir katip onu yazsın, onu adaletle yazsın. Hiçbir şeyi eksik bırakmadan yazsın ve iki erkeği de ona şahit tutunuz. İki erkek bulamazsanız, razı olduğunuz iki erkek, onu da söyleyeyim. Razı olduğunuz iki erkeği şahit tutun. İki erkeği şahit tutamazsanız, bir erkek İki kadın, biri unuttuğunda öbürü onu hatırlatsın diye iki kadını şahit tutun diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sabah namazında kadınlara vaaz ederken çokça sadakada bulununun diyor. Çünkü bana cehennem gösterildi, çoğunluğu sizdiniz diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonra niye diye araştırırken birkaç cevap veriyor. O cevaplardan bir tanesi de şudur. Diyor ki çünkü sizin dininiz ve aklınız eksiktir. Neden dinimiz eksiktir diyor ya Resulullah, çünkü diyor siz bazı zamanlar ibadetlerinizi yerine getiremezsiniz. Bu dininizden eksikliğidir. Sizin iki kişinin şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk gelmesi de aklınızın eksikliğidir diyor. Bu hadisi alıyorlar bütün ulema. Dedim ya istisnaları bir tarafa bırakıyorum, birkaç tane bir elin parmağını geçmiyor. Onların dışında bütün ulema kadının aklı eksiktir diyor. Şimdi haklı olarak soruyorum. Diyorum ki eğer sorumluluğun sebebi akıllı olmak ise, ki öyle de deliller sorumlu değillerdir, o zaman aklı eksik olan bir kadın benimle neden aynı cezayı çekiyor? Niye benim gibi sorumlu tutuluyor? O halde bir sıkıntı var burada. Bir, ikincisi Nur suresinde Lian ayetlerinde o değil Arzu Hanım. O kitap benle Mustafa Bey'in editörünü yaptığı kitaptı. Resulullah Aleyhisselam döneminde eğitim ve öğretim diye müstakil bir eser var benim. Nur suresinde açık açık Lian hadisesinde 6, 7, 8. ayetlerde Cenab-ı Hak diyor ki 4 kez erkek Allah'ı şahit tutacak, diyecek, hani hanımına zina istadında bulunuyor ya, ben doğrulardanım. Beşincisinde diyecek, yalancıysam Allah'ın laneti üzerime olsun. Yine açık açık 4 kez kadın da diyecek ki, bu yalancıdır. 5. kez Allah'ı şahit tutarak diyecek, bu yalancıdır. 5. kez de diyecek, eğer bu doğruysa Allah'ın azabı benim üzerime olsun. Şimdi eğer bir erkeğin şahitliğine karşı iki kadının şahitliği gerekli olsaydı kadının 8 kez yemin içmesi gerekirdi. Çünkü hemen ilk ikinci ayette, Nur suresinin ikinci ayette zina meselesinde 4 şahit getirin diye ayet var. Dolayısıyla buradaki 4 yemin her biri şahitlik karşılığındadır. O yüzden kadının 8 kez şahit getirmesi gerekirdi. Enteresandır. Mübalağa olmasın, azaltarak söylüyorum. En az 20 tefsiri baştan sona okumuşumdur. Hiçbir tefsirde bu konu ele alınmaz. Öyle bakar geçerler. Şahitlik meselesi bakımından ele almazlar. Bir tek İmam-ı Şafii diyor ki burada geçenler şahitliktir diyor. Pardon, yemindir. Şahitlik anlamına gelmez. İmam-ı Nevevi der ki el-mecmu'da hayır. Buradakiler
bilakis her bir şahitlik anlamına geçer diyor. İmam-ı Nevevi de biliyorsun İmam-ı Şafii'nin müçtehifil mezhep olan alimlerinden biri de. Hatta günümüzde bir şafiilik mezhebi diye aslında İmam-ı Nevevi'nin mezhebini uyguluyoruz. O yüzden bakış açısı çarpıktır. Çünkü şeyden geliyor bu cahili Arap anlayışı ve Hristiyan anlayışı ve Yahudi anlayışı etkilemiştir. Hazreti Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anhuma Buhari'de ve İbni Mace'de geçen bir sözü var. Diyor ki vahiy indiği dönemlerde biz korkudan kadınlarımıza bir şey söyleyemezdik. Yine vahiy onları destekler korkusuyla. Ne zaman ki vahiy kesildi, sözümüz de uzadı, kusurlarımız da çoğaldı diyor. Bu aslında durumu resmeden bir durumdur, bir ifadedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da sonra verilen bütün haklar neredeyse geri alınmıştır. O yüzden bakış çarpık. Şimdi meseleyi nasıl çözüyoruz? Şöyle çözüyor değerli arkadaşlar. Bakın bunu ilk söyleyen İmam-ı Müslim'in şarihlerinden İmam-ı Maziri'dir. İmam-ı Müslim biliyorsun 261 yılında Hicri vefat etmiştir. İmam-ı Maziri de yanlış hatırlamıyorum 526'dır Hicri. Yani 1,5 asır sonra vefat eden biridir. O diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aklınız eksiktirden kastı diyor ki mücerret akıl değildir. Çünkü Arap lügatlerine de akiltü ile alimtü aynı anlamda geçer. Dolayısıyla orada aklınız kısadır, neden kastır? İlminiz azdır. Yani kitabetiniz, okuma yazmanız azdır. Biliyorsunuz ayet-i kerime borçların yazılmasından söz eder. Bizim fakihlerimizin söylediğine göre şahit mutlaka şahitlik yapacak konuya mütali olması lazım. O konuyu enine boyuna bilmesi lazım. Peki katibin yazdığı bir konuyu kadınlar nasıl bilecek? Okuma yazması olması lazım ki katibin ne yazdığını bilsin, şahitlik yapsın. Kadınlar da okuma yazması zaten azdır o dönemde. Onun için biri tam çözemezse öbürü ona yardımcı olsun diye ikinci kadın çağrılmıştır. Keza İmam-ı Nevevi de Müslüm şerhinde bunun okuma yazmayı az bildiğine işaret olduğunu söyler. Normal akıl kastedilmemiştir diye. İbn-i Hacer el-Askalani de aslında kendisi kadınların aklının kıt olduğuna inanan biridir. Ama Fethul Bari'de bir cümle olarak buna değinir geçer. Der ki lügatlerde böyledir diye değinir geçer değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kadının aklı azdırdan ki kastı, çünkü o dönemde kullanılan kelimenin anlamıyla biz ona anlam vermek zorundayız. Yani okuma yazmanız azdır demek. Yoksa mücerret aklınız azdır anlamına gelmez. Ha gördük. Harp okulun 3 bölümünde de birinci rağlan kadınlar oldu. Şimdi ne yapacağız? Bir de şunu söylüyorlar. Efendim Hazreti Adem önceden gelmiş. Bu aslında Hristiyanların anlayışıdır arkadaşlar. Diyorlar Hazreti Adem, Hazreti Havva'dan önce doğduğu için Hazreti Adem üstündür diyorlar. Aynısını bizim alimler de söylüyor. Ama hiç akıllarına getirmiyor ki Hazreti Adem'den önce de hayvanlar yaratılmıştı. Şimdi ne diyeceksiniz? Hayvanlar Hazreti, daha üstündür diyeceğiz. Yani hayvanlar da sizden mi üstündür diyeceğiz? Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir mantık olur mu arkadaşlar? O çıkacak kitabımda bunları yazdım. İnşallah çıkar da okursunuz. İnşallah hocam. İsmini alabilir miyiz? Buyurun. Efendim? Kitabın çıkacak olan kitabın tam ismini arkadaşlar sormuşlardı bizden. Yani Batı ediyorum. Ve İslam dünyasında öteki cins alt başlığı da bir cinsiyet ayrımcının serüveni diye alt başlık koymuşum. Ensar'a gönderdim. İnşallah yayınlarlar. Bu aralar biliyorsun yayıncılar piyasaya bakarak yayın yapıyorlar. Evet. İnşallah Rabbim bugün doğum gününüzün hürmetine, programımızın ilk olması hürmetine tez zamanda çıkmasını nasip eder hocam. Hüseyin Karakoç hocamız el kaldırmıştı ama söz almaktan vazgeçtilerse Emine Cuma hocamıza vereceğim. Yok vazgeçmedilerse önce Hüseyin Bey Karakoç. Burada Hüseyin Bey'e bir söz hakkı verelim. Buyurun hocam. Selamünaleyküm hocalarım.
Allah razı olsun hocam. Çok istifadeli oldu dersimiz. Ben bir şey merak ettim. Efendimiz dininiz ve aklınız eksiktir hadisinde. Birincisi buradaki eksikliği hangi kelimeyle ifade etmiş? Hani Arapça olarak. İkincisi de bununla ilgili müstakil bir eser var mı okuyabileceğimiz? Hani bu hadisle ilgili. Hadisle ilgili ancak şerhlerine bakabilirsiniz. Ben şu an hatırlamıyorum. Bizde yazıldı mı bununla ilgili çok iyi hatırlamıyorum. Değerli arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Ha, iyi ki söyledin Emine Hanım. Bu var, bizde var. Bir hadisimiz de çok da sevdiğim, çok müttaki, çok temiz bir hadisi hocamız da var. Ben de çok samimi arkadaşım ismini vermeyeyim. Onun bir makalesi var. İşte yazıyor ki işte kadınlar duygusaldır. Onun için bir kadının yanına ikinci kadın getiriliyor. Ya mübarek insanlar. Ya bilmiyorsanız susun Allah rızası için ya. Susun. Bilmiyorsanız susun. Kadın duygusalsa, burada problem duygusallıksa, ikinci kadını getirdiğiniz zaman duygusallığı iki kadına katına çıkarmış oluyorsunuz. Problem çözülmüyor ki. Problem büyüyor. Bu çare değil ki. Bu çözüm değil ki. Biraz okuyun, biraz araştırın ya. Vallahi bu değil. Var, öyle bir makale var. Onu hatırladım ama sadre şifa olmaz yani. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Dinlemizde. Evet, Hüseyin Bey'e söz hakkı veriyorum. O çoktan da söz hakkı veriyorum. Belki onun da benim gibi mikrofon sorunu mu oldu acaba? Yok, mikrofonu kapalı. Herhalde açmayı unuttu Hüseyin Bey. Evet, şu açtım. Evet. Doğumunuz kutlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben İslam'da kadının bir hisle ilgili bir soru ettim ama. Kesildi şey Hüseyin Bey, tam anlaşılmadı. Kesin, bir daha söyle. Kesin geldi Hüseyin Hocam. Bu mesela kadın hisle, mirastaki iki hisse almasın sebebi diyorsun. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam benim hısmımdır arkadaşlar. Kendisi lise müdürlüğünden emekli oldu. Hep kimya diyeceğim ama galiba fizikçi değil mi? Fizikçi mi? Evet. Evet. Benim sana hediye etmiş olmam lazım. İslam'a yönelik ithamlara, cevaplarda bunun cevabı var. Bu kitabımda bunun cevabı var. Ama yine burada da birkaç cümleyle söyleyeyim inşallah. Onun birkaç hikmeti sayılıyor değerli arkadaşlar. Önce şunu bilelim. İslam'da sahipsiz kadın yoktur değerli arkadaşlar. Daha doğrusu sahipsiz çocuk da yoktu. Sahipsiz erkek de yoktu. Ama genelde erkek kendi ayakları üstünde durabildiği için kadın sahipsiz bırakılmaz. Kadının kocası vefat ettiği zaman ona babası sağsa babası, sağ değilse kardeşleri bakmak zorundadır. Eğer onlar da yoksa devlet bakmak zorundadır. Şimdi baba vefat ettiği zaman eğer babanın erkek çocukları yoksa zaten mirasın 1/3'ünü kız alır. Hüseyin Hocam. 1/3. 3 durum var. 3 evet, durumdan bir tek tanesinde erkekler 2, kız 1 alır. Öbür durumda kız da daha fazla alır mirasa. Niye hepsini almıyor? Çünkü annenin payı var. Bir de ashabe dediğimiz baba tarafından akrabanın payı var. Niye ona veriyor? Şimdi onu anlatacağım. Eğer erkek kardeş sağsa erkek kardeşe verilir. İki pay erkek kardeşe, bir pay kıza verilir. Neden? Yarın kız boşandı veya kocası öldü, kimsesiz kaldıysa bu fazladan aldığı mirastan erkek kardeş minnet etmeden, başına kalkmadan kız kardeşine bakmak zorundadır.
O bir nevi sigorta parasıdır. Hayat sigortasının peşin ödenmiş parasıdır. Onun sebebi odur. Eğer kız erkek kardeşi yoksa baba tarafından erkek akrabaya ödenir ki o kadına o parayla baksın diye. Mirastan o paydan kadına baksın diye asabe dediğimiz asabeye ayrılmış payı alırlar. Onun için o bir nevi sigorta parasıdır. Diğerlerini de artık kitabından okuyun. Efendim. Hocam çok özür dilerim, birden girdim ben de. Peki hocam, diyelim ki abi, kardeş bu parayı alıyorlar, tamam, Rabbim onlara hani bunu uygun görmüş de, bakmayacak kişi hocam, hani ya da bakmayacağı belli olan kişiye bunun verilmesi gerekiyor mu, yoksa kadın oradan hani baktı aslında ki bakmayacak. İşte o zaman kadının oradan işidir, kadıya gitmek gerekir. Hocam şu an mesela bizde yok, hani İslami bir mahkeme yok zaten, hani şimdiki medeni kanun herkese eşit veriyor. Burada biz ne yapacağız şimdi? Çok özür dileyerek hocam, ben birden yayına girdim öyle yani, tutamadım evet. Kendimi, özür dilerim. Yok, iyi ettiniz de. Ben demin ne söyledim? Futbol maçı oynuyoruz ama gidiyoruz elle gol atıyoruz. Diyorlar ki ya bu gol böyle olmaz, futbolda ayakla atılır. Biz de diyoruz ki handbolda böyle atılıyordu. Ya tamam da diyorlar biz handbol oynamıyoruz. Şimdi İslami anlayış böyle de. Şimdi bu düzen farklı. Onun için ben hep öteden beri söylerdim. Şu bizim imamların kıydığı nikah caiz değil diye epey de beni topa tutarlardı. Niye? Çünkü kadını mağdur ediyorsunuz. Şimdi resmi nikah kadının haklarını kontrol altına aldığı için mutlak resmi nikahı tavsiye ederdim. Hiç yoktansa bu iyidir. Bakın Osmanlılar'da Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren devlet arşiv tutmuştur. Her şeyi kayıt altına almıştır. Evlilikler de buna dahildir değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde evlilikleri kıyma yetkili tek kişi kadıdır. Fakat kadının bütün nikahlara, bütün evliliklere yetişmesi mümkün olmadığı için mahalle imamlarına vekalet vermiştir. Bazılarına bir aylık vermiştir, bazılarına bir yıllık vermiştir, bazılarına sadece Ayşe ile Mehmet'in nikahı için sana vekalet veriyorum diye müstakil vekalet vermişti. Şimdi Osmanlı Devleti gitti, Osmanlı Kadisi gitti ama Osmanlı imamlar hala nikah kıymaya devam ediyorlar. Şimdi erkek kadının bu haklarını vermediği zaman gidip onu alabilir misin? İmam Efendi diyordum, hayır alamam. Alamazsan niye karışıyorsun bu nikaha? Niye kıyıyorsun? Onun için günümüzde bizim bu hakları, kadının bu hakları erkekten alacak maalesef kadımız yoktur. Ama en azından resmi nikah kanalıyla veya resmi mahkemeler kanalıyla haklarımızı arayabiliriz diyorum yani. O zaman hocam mesela şu an biz hep tedirgin oluyoruz. Hani Allah hayırlı ömür versin anne babalarımıza da, miras kalacak olduğu zaman. Şimdi düşünüyoruz, bunu biliyoruz. Rabbim dinen bunu emrediyor. Erkek işte daha fazla alacak kızdan. Ama bakıyoruz ki şu an bırak kardeşi anneye baba, yani anneye babaya bakan bile yok. Parasıyla dahi bakan yok yani. Doğru. O yüzden biz bunu gönül rahatlığıyla alabiliriz değil mi hocam? Yani medeni kanunun şeyiyle verdiği hakkı hanımlar olarak. Sonra Şakir Hoca dedi deyip bana dayak attın. Bir de kayıt yani ediliyor hocam. Kayıt ediliyor. Evet. Hocam yok, o bizim şey tabii ki herkesin vicdanı bir şey. Ben sadece size haklarınızı arayabilirsiniz derim. Başka bir şey demem. Neyse ben tamam diyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam bir de makalede benim, yani başka sorusu olan yoksa şey vardı. Hani ikinci, şimdi önce ilk eşi, ismi tam şu an gelmedi, açmam lazım makaleyi. İlk eşi mescide gitmesini akşamları özellikle çok istemiyor. Hazreti Ömer'in. Peygamber Efendimiz'den de böyle bir rivayet gelmedi diye gidemezsin diyemiyor. Ama ikinci eşi öyle bir oyun yapıyor ki, hani okumayan varsa eğer, saklanıyor ve bir çaktırmadan, görünmeden Hazreti Zübeyir'dir o, evet. O da tehlike geldi diye artık yatsı namazlarına gitmiyor. Belki hani anlatmak istersiniz. Çünkü benim o da bayağı bir tatlı hoşuma gitti hocam. Hazreti Ömer'in eşidir o. Gidiyor, Hazreti Ömer pek hoşuna gitmiyor. Gitmesini istemiyor ama müdahale de edemiyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki la temna'u imâllâhi min mesâcidillâh. Allah'ın hanım kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyiniz.
Hatta başka rivayette gece izin isteseler dahi izin verin diyor. Ben lafı uzatıp başka yere götürürsem siz beni uyarın, esas konuya döneyim. Aklıma gelmişken onu da anlatacağım. Bakın, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah sünnete çok bağlı bir insandır. Aşırı derecede bağlı bir insan. Hatta bir defa yolda giderken gidip bir ağacın etrafından dolanıp geliyor. Diyorlar ki hayırdır, niye böyle yaptın? Diyor ki biz buradan gelirken Resulullah Aleyhisselam bu ağacın arkasından dönüp gelmişti diyor. Bir defasında gidip bir ağacın altında biraz dinlenip sonra yola devam etti. Niye böyle yaptın? Diyorlar, diyor Resulullah Aleyhisselam bu ağacın altında biraz dinlenmişti diyor. Ben de onu yaptım diyor. Bu kadar bağlı bir insan. O bu hadisi rivayet ederken oğlu Bilal diyor ki vallahi biz izin vermeyiz diyor. Çünkü onlar bunu hile olarak kullanırlar diyor. Onun üzerine oğluna lanet okur ve ölünceye kadar bir daha oğlu Bilal'la konuşmaz. Abdullah İbni Ömer. Mescitten alıkoyarız dediği için. Ben diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma sağ olsaydı kadınların mescide gitmesi mekruhtur diyen hiçbir imama selam vermezdi. Şimdi Hazreti Ömer bunu biliyor. Tabi Hazreti Ömer'den boşanınca Hazreti Zübeyir ile evleniyor. Hazreti Zübeyir böyle gece o yatsı namazına giderken bir köşede onu bir cimdikliyor. Kadın da bakıyor ki yolda kendisini rahatsız edene çıkıyor. Tabi kocası olduğunu bilmiyor. Ondan sonra yatsı namazlarına gitmiyor. Evet. Peki bu rivayeti eşi rivayet edip yazdığı için mi bize öğrenmişiz? Nasıl öğrendik hocam bunu? Ravisine şu an bakmadım. Kimdi? Yani bizi öğrenmişiz. Hanımın haberi yok. Nasıl oldu bu iş diye merak ettim. Tabi muhtemelen o zaman belki sağ değildi. Vefat etmişti Hazreti Bey. Tamam, teşekkür ederim. Başka sorusu olan yoksa hocam, bayağı da vakit oldu. Arkadaşlarımızdan daha önce böyle bir soru sorabilir miyiz diye bana soranlar olmuştu. Ayşe hocam, yanlışlıkla mı kaldırdınız? Çünkü hocama son artık soru sorup toparlayacaktım. Yok hocam, selamun aleyküm hocam. Ben geç katıldım da hocama şeyi soracaktım. Hani hocam, kadının dini eksiktir kısmını ben kaçırdım. Onu acaba açıkladınız mı? Açıklamadıysanız açıklar mısınız rica etsem kısaca? Onu açıkladık inşallah. YouTube'dan artık yayınlanacak. YouTube'dan bakarsınız. YouTube'dan dinlersiniz. Ondan sonra bir sorunuz olursa e-mail ile sorarsınız inşallah. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemizde. Gerçekten kadın konusu aslında çok hani geniş konuşulması gereken bir konu. Yani çünkü gerçekten sizin de dediğiniz gibi belki yok gibi görünen ama varlığı asla yadsınamayan çok önemli varlıklar. Çünkü ilk girişte de söylediniz. Baba ne kadar alim olursa olsun annenin okumuşluğundan ya da işte kendini yetiştirmişliğinden anlaşılıyor çocuklar dediniz. Bizim sorar mısınız dediğiniz soru şuydu hocam, teknik soruydu. Eğer hani teknik soruya şimdi girmeyelim derseniz anlayışla karşılarım. Son söz ne sormak söylemek isterseniz toparlamanızı isterim. Teknik soru çektiler. Şu an yüksek lisans yapan arkadaşlar var hocam ki bunlardan bir tanesi de inşallah benim. Tez yazarken, tez konusu seçerken biz işte nelere dikkat etmemiz gerektiğini sormuştu arkadaş. Tam olarak sorayım ki yazma tekniği olarak siz bir yani öğrencilerinize yazma tekniği olarak neyi tavsiye edersiniz diye sordu hocam. Şimdi güzel bir soru. Tabii ilkokul öğretmenleri gibi arkadaşlar özne olsun, yüklem olsun, arada tümleç olsun falan diyemeyiz biz. Ama Türkçeyi iyi kullanan insanların eserlerini okuyun. Mesela Necip Fazıl Kısaküre'yi okuyun. Mesela Cemil Meriç'i okuyun. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okuyun. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın benimle hiç alakası belki yoktur ama 19. yüzyıl Türk Edebiyatı tarihini iki kez okumuşum. Bunu bir edebiyat profesör arkadaşa söyledim. Dedi ya hocam bizde okuyan yok ya dedi bunu. Niye? Sadece üslubu için. Çünkü edebiyatçı artistik üslup dedikleri üslubu kullanıyor. Sadece üslubu için okudum. İki kez baştan sona. Onun için mesela Cumhuriyet ilk dönemlerindeki o
edebiyatçılarımız eserleri çok nefistir. Onları okumak lazım. Peyami Safa'yı okuyor mesela. Güzel bir Türkçe okuyun. Yani Türkçeyi güzel kullanan insanların eserlerini okuyun ve ona göre güzel yazın. Bakın, sizden önce üniversite arası kurul benim iki ayağımı pabuca sokmuştu. Sebebi de şudur. Bir arkadaşımız hiç emek vermeden unvan almak istiyor. Yırt yapıştır yapmış. Kendisinden gitmiş bir tane anket uygulamış. Ondan yan diz demiş bir makale, üstten diz demiş bilgisayara bir makale, alttan diz demiş bir makale. Dilimleme diyoruz biz ona. Dilimleme yapmış mesela. Soruşturması bana geldi. Şimdi niye? Yok çünkü üç cümle kuramaz adam. Benim acizane din eğitimde bilimsellik ve apetetik yanılgı diye bir makale yazdım bu yüzden. Bir okuyun Allah rızası için ya. Pozitivist anlayışın metotlarıyla subjektif olan din ve subjektif olan insanı ele alamazsınız diyorum. Yoksa dini pozitivleştirirsiniz diyorum. O makalemde onu da bulursanız okuyun. Çünkü kelime haznesi çok olmadan insan tıkanır. Kelime haznesi bizim düşünce ufkumuzu belirler. Çünkü biz kelimelerle düşünürüz. Onun için ne kadar çok hafızamızda fazla kelime varsa ufkumuz o kadar geniş olur. Meseleler o kadar farklı bakma imkanını yakalarız ve o kadar da güzel yazarız. Bakın Shakespeare dünyanın en büyük edebiyatçısıdır. Neden? Çünkü 80 bin kelimelik İngilizcenin 30 bin küsürünü kullanmıştır. O yüzden Shakespeare büyük edebiyatçı diye bilinir. Ne kadar çok kelime bilirsek o kadar işimiz rahat olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Zaten hani biz artık bu seneki sezonda daha profesyonel yapalım istediğimiz için 1,5 saati geçsin istemiyoruz. Son 3 dakikamız kalmış. Ayşe Genel hocam çok uzun değilse ısrarla el kaldırdı. Buyurun sorun. Sonra hocamıza veda edeceğiz inşallah. Tamam, tekrar selamünaleyküm hocam. Hani Türkçe dediniz ya, doğru Türkçeyi kullanan. Türkçeden kastınız acaba Osmanlı Türkçesi mi, yoksa bu bizim hani Latin alfabesi? Biz günümüz insanına hitap ediyoruz. Günümüz Türkçesini kastediyorum. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam bize dua edin. Dua eder. Aleyküm duası olsun. Siz de bize dua edin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık hocam. Muhammed hocam bir şey soracak gibi duruyorsunuz. Muhammed Mustafa hocam bilmiyorum. Son soracaksınız sorun. 2 dakika sonra Allah nasip ederse programı kapatacağım çünkü. Estağfurullah. Ben bu gece için hocamıza şükranlarımı arz ediyorum. Estağfurullah. Her zaman hocamız olaylara cesur bir şekilde yaklaşmaktadır. Ve bu cesaretle asıl kaynaklardan hareketle gerçekleri ortaya koymaktadır. Ben onu takip ederek hem böyle mistik bir yolculuğa çıkmış oluyorum, hem de yani her okuduğumda yeniden böyle farklı şeyler öğrenmenin heyecanını yaşıyorum. Hocamıza yeni yaşını kutladığımız bu güzel günde, seneyi devriyesinde hayırlı, bereketli ömürler ve nice güzel çalışmalar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Saygı bizden, cümlemizden. Allah razı olsun hocam. Gerçekten çok dolu dolu bir program oldu. Ki doyamadık ama. Açıkçası başını sonunu belirlediğimiz için hani arada alma şeyini de kısıtlamış oldum kendimi, ama gerçekten ben din eğitimi grubuna da atacağım. O kadar çok hocamızın kitabı ve makalesi var ki, gerçekten bir insan tez yazacak olsa din eğitimi konusunda, otursa sadece hocamızın kitaplarını yani kaynaklarını kullansa sanırım başkasına gerek kalmayacak, değil mi hocam? O kadar çok yani, maşallah. Estağfurullah. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Evet. İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'a ilk iman eden bir kadındır. Son peygamber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da ilk iman eden bir kadındır. Önce olma şerefi daima kadınlara aittir. Bu şeref size yeter diyorum.
Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. İnşallah biz de o önce olan hanımlardan olmak gayreti içinde olacağız inşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Siz hocalarımı ayrıldıktan sonra ben Allah nasip ederse programı kapatayım inşallah. Ben mi ayrılayım önce? Ben de yayını kapatayım hemen. Peki, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İstikbalde olsun inşallah. Rabbim ilmimizi arttırsın. Amin. Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar. Siz ayrıldıktan sonra ben programı kapatırım hocam. Arzu hocam teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Teknik aksaklık için de özür diliyorum. Bugün inanılmaz heyecanlıydım. Bilgisayarım da galiba benimle birlikte heyecanlandı. Sesim kapandı, yenilemek zorunda kaldım falan. Tuğba'cığıma da teşekkür ediyorum yardımlar için. Ve katılan tüm hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selin hocam, izinsiz birden böyle fark etmeden hemen yayına dalıverdim.